attı. İş çarabızga hoş gelinizler demekçi biz. İki bordoş dilin bayramı kutlu olsun. Dil meselesi tabii ki herhalde insanoğlunun yaratıldıktan sonraki en önemli meselesidir. İnsan olarak varız. Peki ondan sonra en önemli mesele ne? İşte dildir o. Bir toplum üzerinde yaşadığı toprağını kaybedebilir. Hafızasını da kaybedebilir. Yani tarihin de, belli bir müddet tarihi de unutturulabilir. Hatta dininden de uzaklaştırılabilir. Ama dilini kaybetmezse millet olma özelliğini kaybetmez. O yine millet olarak dünyada var olmaya devam eder. Kırgız Büyük Meclisi memleketlik dil katarı bunu kabul alınca. Bu Sovyet doğrunun ahırki vaktine gelecek. O vakitte bile bu kararı alabilmek çok büyük bir başarı. Ve ondan bugüne kadar biz bu dilin gelişmesi için manastır olarak çok çalıştık. 1990 yılının başına geldiğimiz zaman şu Bişkek'te Kırgızca konuşan insan sayısı çok azdı. Çok azdı. Halen Kırgızcayı üniversitede en etkili şekilde konuşan, yazan Manas Üniversitesi'dir. 29 yıl boyunca Kırgızcanın bugünkü seviyesine gelmesine en büyük hizmeti yapan Manas Üniversitesi'dir. 304 tane kitap yazmışız. Bu dilin sadece okuma, konuşma dili değil, yazma, edebiyat, sanat, bilim, diplomasi, ekonomi, bütün bu alanlarda gelişmesi için çalışan üniversite Manas Üniversitesi'dir. 24 tane sözlük çıkartan üniversite, terimler sözlüğü çıkartan üniversite bu dilde Manas Üniversitesi'dir. En son büyük Kırgızca Türkçe sözlüğü yazan üniversite Manas Üniversitesi'dir. 75 bin kelimeyle. Ondan evvelki en zengin sözlüğün kaç kelimesi vardı Ömer Hocam? 50 bin kelimesi mi? 40 bin kelimesi vardı. Bizim yazacağımız zamana kadarki en zengin sözlük 40 bin kelime barındırıyor içerisinde. Bizim yazdığımız sözlük, büyük sözlük 75 bin kelime barındırıyor içerisinde. Demek ki Manas Üniversitesi kuruluş misyonuna en çok hizmet eden üniversite olarak bugün hak ettiği şekilde yoluna devam ediyor. Okuma alışkanlığı ile ilgili bir duyarlılık oluşturmayı hedefledik bu etkinlikle. Okuma alışkanlığı artık bütün dünyada büyük bir sorun. Şöyle bir şey var, artık kitapları üretmek son derece kolaylaştı modern teknolojiyle birlikte. Türkiye'de de dünyanın birçok yerinde de birçok kitap üretiliyor. Ama kitapların üretilmesi kadar tüketilmesi, okura ulaşması önemli, okunması önemli. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde okuma alışkanlığına yönelik bu tür etkinlikler yapılıyor. Çeşitli sivil toplum örgütleri, Milli Eğitim Bakanlığı, işte Eğitim Bakanlığı bununla ilgili her yıl çeşitli etkinlikler yapıyor. Söz etmezdi. Ve işte şimdi birdenbire oraya, onun savaştan önce öğretmenlik yaptığı yere gitmeye karar vermişti. Bugünkü etkinlik çok güzel geçiyor. Hepimiz gördüğünüz gibi kitap okuyoruz. Kendimizi iyi geliştiriyoruz. Bu bayram bizge evden cagat. Biz bir yaka geldik kitap okuş için. Bugünkü iş çarba ayavay jakşı oldu. Men için ayavay jak otat. Avaray da son bolup uldakta azır bardığı okuanga en ıngaylı şart bolup çatat. Oşogo barına rahmat aytıp razıçılığını bildiretilim. Güzel bir etkinlik bence. Özellikle Türkiye ile kıyasladığım zaman kitap okumak benim için oldukça önemli. O yüzden ben çok beğendim.